Bu yılın başında ATV'de Osman Sınav'ın yeni bir dizisi yayınlanmaya başladı. Yalnız Kurt adında. Her zaman olduğu gibi millet yine bana bir sürü spam mesajı attı. Sanki ben bu işin temsilcisiymişim gibi. Abi işte bak bu yeni Kurtlar Vadisi falan işte. Jeopolitika var, siyaset var, derin devlet var, komplo teorileri de var. Klasik yani, direkt bana mesajlar atıldı. O zamanlar hemen senaryo ekibine baktım ben de. Çünkü yönetmenlikten ziyade bu gibi yapımlarda temel önemli olan şey öyküleme. Yani öyküsü kuvvet ise buradan iyi bir iş çıkar ama öyküsü kötüyse dünyanın en iyi yönetmenini getirsen bile oradan bir iş çıkmaz. Hemen baktım senarist kim? Kim yazmış bunu? Senaryoda da Murat Koca ve Alper Erzi'yi gördüm. Bunların ikisini görünce hemen bir salla çektim içimden, farkındaydım. Sipariş üzeri bir yapılmış dizi bu. Çünkü bu ikisi biliyorsunuz Kurtlar Vadisi Pusu'nun son sezon senaristleri. Cahitli bölümlerden bahsediyorum. Kurtlar Vadisi Vatan senaristi ve o, yani ona film demek için kafayı yemiş olmak gerekiyor ve aynı zamanda Nöbet dizisinin senaristleri. Yani karşıma ne çıkacağını hemen anlamıştım. ATV burada bir şeyleri sipariş etmiş. İşte burada bir açık var. Kurtlar Vadisi bittiğinden beri şöyle güzel, bol Kurtlar Vadisi nostaljili bir propaganda dizisi çeker misiniz bize diye sipariş geçmişler anlaşılan. Biraz bakınca da haklı çıktım. Fazla vakit kaybetmeden bıraktım. Böyle tek bölümünü falan izledim. Dizi birçok şeyi birden yapmaya çalışıyor, birden anlatmaya çalışıyor fakat günün sonunda hiçbirini yapamıyor. Birden fazla komplo teorisini harmanlayıp Facebook sayfası paylaşımı kalitesinde diyaloglar çıkarıyor. AKP'nin zaten komplo teorileri şaşırtmıştır beni. Bilirsiniz ilk dönemlerinde İslamcı komplo teorilerini kullanmışlardı uzun bir dönem. Sonra işte bu Fethullahçılarla birlikte onların komplo teorilerini kullanmışlardı uzun bir dönem. 15 Temmuz'dan sonra da MHP ile birlikte böyle sağ cenahın, ülkücü cenahın komplo teorilerini kullanmaya, dünya görüşü diyelim ya da komplo teorileri aslında. Bunları kullanmaya başlamışlardı. Son dönemde de bu bittiği için artık bayağı içini boşalttıkları için bu kullanacak bir şey kalmadı orada. Sol cenahın komplo teorilerine girmeye başladılar. İşte komünizmle mücadele falan. Tabii ki de bu komplo teorisi değil. Komünizmle mücadele derneği gerçekten var. Gladio gerçekten var ama yani onların kullanım şekli. Büsbütünüyle komplo teorisi. AKP'nin şey bir huyudur bu. Yani kendi icat edebildiği söylemler ve stratejiler olmadığı için hep bir yerden alırlar. Sömürürler, kullanırlar. Sonra kenara atarlar ve başkasınınkini kullanmaya başlarlar. Çok enteresan buluyorum bunu. Bu diziye de yansımış bu arada. Birden fazla komplo teorisini harmanlayıp Facebook sayfası paylaşımı kalitesinde diyaloglar çıkmış ama hakikaten kötü. Bayağı kötü. Öyle böyle değil. Yine dış güçler oturup klasik Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynuyor ve oynanan oyunlar da genelde o haftaki politik gündemden oluyor. Anlayacağınız buz gibi bir propaganda dizisi sipariş üzerine. Siz bunu belki şeyden hatırlarsınız bu diziyi. Bir ara ATV'de PKK propagandası yapılıyor diye gündem vardı internette. Bu dizi o dizi işte. Bir bölümde PKK'nın ilk kongresindeki Öcalan'ın bir konuşması var. Onu olduğu gibi verdiler. Bir de tabii örgüt bayrakları falan da var. Sansürlemiyorlar veya sahte bayraklar üretmiyorlar. Hani örgütün renklerinden ama sahte. Bunu da yapmıyorlar. Genelde prop için bunu yaparlar dizi sektöründe. Direkt örgütün propagandasını yapmamak için. Takma isim takarlar. Örgüt derler ama birebir göstermezler. Bunların hepsi aslında yasak. Ama ATV için kurallar esniyor olsa gerek. Bir ara da bizi PKK'lı ilan etmişlerdi. Belki oradan hatırlarsınız. Hani geçen aylarda yaz aylarında özellikle sosyal medyada mültecilere tepkiler artmıştı ya. Bunlar hemen bir bölüm çektiler. Meğer Suriyelileri eleştirenler aslında PKK'lıymış arkadaşlar. Vah! Biz bunu nasıl göremedik? İşte televizyonda gösteriyor ya oğlum, PKK'lı bunlar. Şimdi bir tane PKK'lı terörist Suriyeli kılığına girip vatandaşın birini bıçaklıyor. Varan bir. Suriyeliler suç işlemez. Bunu yapanlar PKK'lılardır. Ardından diğer PKK'lılar Türk bayraklarını çıkarıyor. Dizide şaka değil bu arada. Hani hakikaten sahne böyle birebir, ben abartmıyorum. Türk bayraklarını çıkarıyorlar. Sokağa çıkıp slogan atmaya başlıyorlar. İşte ülkemde mülteci istemiyorum. Türkiye Türklerindir. Yaşasın Türk milleti, Türk oğlu falan diye böyle. Evet, PKK yapıyor bu şeyi, sloganları, bu yürüyüşü. Milliyetçilere mesaj yani. Şimdi hangi deli buna inanır, hangi deli bundan etkilenir diye düşünüyorsunuz ama ATV'nin açısından baktığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Şimdi ortada bir mülteci sorunu var. Peki bu mültecilere en çok tepki gösteren kitle hangi kitle? En hassas kitle hangi kitle? Elbette milliyetçi kitle. Şimdi şöyle bir sorunları var ki bu kitle aynı zamanda kendi kitleleri. Kendi oy almaya çalıştıkları kitleler. Şimdi bunları direkt iftira atamazlar. Dolaylı olarak da vermek istedikleri mesaj ne milliyetçilere? Sakın ola ki mültecilere tepki göstermeyin. Peki milliyetçileri nasıl buraya katılmaktan alıkoyabilirsin? Nasıl onları bir korku aşılayabilirsin? Milliyetçilerin en çok nefret ettiği kesim hangi kesimdir? Elbette
terör örgütü PKK. Dolaylı olarak da diyor ki ATV yani, bakın buna tepki gösterenler aslında milliyetçi değil PKK'lılar. Hani olur da kaşınırsınız, siz de katılmak istersiniz, bu büyük bir oyun. Sizi bunun içine çekmeye çalışıyorlar, ha sakın gitmeyin. Böyle aptalca bir propaganda yapıyorlar kendilerince. Ya güzel kardeşim, milliyetçi de kaç yaşın olursa olsun sizin kitlenizde sosyal medya kullanıyor. Mesela HDP'nin profillerine giren, HDP Ömer Öcalan'ın mesela konuşmalarına bakan herkes nasıl mültecileri, nasıl Suriyelileri, nasıl Afganları savunduğunu görür adamların. Canla başla savunuyor adamlar. Hatta Ömer Öcalan diyor ki, belki görmeyeniniz vardır, ne kadar çok Afgan gelirse o kadar iyi diyor bizim için. Biz diyor köşeye çekilip bekleyeceğiz. Karışıklık çıktığı zaman da elimizden geleni yapacağız diyor adam. Halkımız iyi görmelidir. Afganistan bir trajediyi yaşıyor. Afganistan aynı dil grubundan geliyoruz. Bir Kürt, bir Peştun'un yanında oturunca ortalama bir noktada anlaşabilir. Ama şu an orada bir trajedi yaşıyor. Hı hı. Sayın Öcalan'ın paradigmasıyla bu durumlar ilintilidir. Evet. Sayın Öcalan her defasında güç olmalısınız, birlik olmalısınız, kendi öz gücünüzü oluşturmalısınız. Kürdistan'da ve Orta Doğu'da yaşamak için. Ve bunun mücadelesini veriyor. Ya da bir sahnesinde bir karakteri Barzani yönetim yargılıyor Irak'ta. Karakter de kalkıp diyor ki Kuzey Irak diye bir coğrafya yok. Irak'ın kuzeyi var, böyle racon kesiyor. Ya Barzani yönetimiyle sizden âlâ geçinen bir yönetim oldu mu? Peşmergelere eğitim diye don bile göndermedik mi biz şimdi? Yani düşünün, kendi kitlelerini ne kadar aptal yerine koyuyorlar. Ha, ve elbette bugünün konusu. Bir tane de konseyimiz var ama bunun adı konsül. Hani biraz orijinallik. Yine mistik bir ortamda toplanıp Türkiye'yi nasıl batırırız yorumları yapılıyor. Konseyin bir de müziği var. Şaka değil şimdi. Konsey müziği Johann Sebastian Bach'ın Tokata ve Fugu. Şaka değil. Dinleyin. Yani bu montaj değil. Hakikaten ben koymadım üstüne. Müzik bu müzik. Ya Osman Hoca, Osman Hoca Allah aşkına, bir insan kendi yaptığı işin parodisine nasıl dönüşür? Aklım almıyor. E şimdi ne diye bize bunu anlatıyorsun diyeceksiniz. Bu bir inceleme değil. Olsaydı ana kanala gelirdi. Şimdi dizide bir karakter var. Konsül üyesi. Türkiye'yi parçalamak için uğraşıyor. Adı da Muammer Serender. Akademisyen. Hatta Türkiye'deki akademiyi elinde tutuyor. Öyle söylüyor kendisi. Şimdi nereye varmak istediğimi anlamanız için size sadece bir kesit vereceğim. Anlatmayacağım. Kendiniz görün. Türkiye'de akademide sınırsız gücüm var. İsteyen istediğini yazsın şekerim. Oğlum Celal Şengör lan bu. Celal Hoca bu. Dizide Celal Hoca'yı mason yapmışlar. Kafayı yersiniz. Muammer'in görevi konseye tarihi ve akademik bilgi vermek. Ne bileyim, mesela Musul ve Kerkük'ü geri alır bu Türkolar. Aman dikkat diye uyarıyor bunları. Hani diyor ki Türkler geri dönmemeli, Türkler güçlenmemeli, elimizden geleni yapmalıyız. Cazizim canım falan diye böyle bir Celal Şengör parodisi var. Dahası da var ama. Mentor karakterin, ana karakterin yani iyi karakterin mentoru. Bu karakterin bir monoloğu var ilk başlarda. İşte bu monolog Kadir Mısıroğlu'na ait sözlerden oluşuyor. Bu basit karikatür karton tiplerin rezil tiyatrosunda aslında bir ideolojik savaş verilmeye çalışılıyor. Ne acı. Hayır, bu kadar vasatlık normal de değil, biliyor musunuz? Hani propagandanın bile, bu dediğime inanamıyorum ama propagandanın bile bir adabı var lan. Hani diktatörlüklerden bahsediyoruz tarihlerde, işte Sovyetlerden, Nazilerden falan bahsediyoruz. Elbette tabii ama propagandanın bile bir estetiği var, bir yolu yordamı var lan. Bu nasıl bir, bu ne anasını satayım, böyle IŞİD videoları bile daha kaliteliydi, daha yüksek prodüksiyonluydu. Oğlum bu ne? Bu ne? Eskiden en azından propaganda da kaliteliydi de artık o da bitmiş.